Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size evinizin kablosuz ağ sinyalini ulaştıramadığınız odalara nasıl rahatlıkla bu kablosuz ağ sinyalini ulaştırırsınız ve bu odalarda da nasıl rahatlıkla internete hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz, bunu anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere piyasada bu kablosuz ağ sinyalini tekrarlayan ve başka odalarda da bu modemden yayılan kablosuz ağ sinyalini ileten cihazlar satılıyor. Ve bunlar piyasada kablosuz ağ yansıtıcı, kablosuz ağ genişletici ya da Wi-Fi repeater olarak satılmaktadır. Ben böyle bir cihaz satın almadım ve bunu kendi eski kullanmadığım bir telefonla nasıl yapabileceğimi araştırdım ve şöyle bir yöntem buldum. Öncelikle Wi-Fi özelliğinin çalıştığına emin olduğum bir Android tabanlı cep telefonum var. Bu telefonumu yukarıdan Wi-Fi butonuna basıp tutarak mevcut bulunmuş olduğum evimin internet ağına bağlıyorum. Ve bildiğiniz gibi şifre işlemlerini yaptıktan sonra ağ otomatik olarak bağlanmış oluyor. Daha sonrasında Play Store'a giderek burada arama bölümüne Netshare yazıyorum. Daha önceden yazdığım için burada çıktı. Netshare Routesuz Paylaşım yazan uygulamayı yükle butonuna basarak cihazıma yüklüyorum. Uygulama yüklendikten sonra aç butonuna basarak uygulamayı çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekranda Start Wi-Fi Hotspot diye bir buton var. Bu butona basarak kablosuz ağ repeater özelliğini aktif hale getiriyorum. Burada ağ bir isim veriyor. Direct 1X Huawei Mate Online ismini verdi bende. Siz de telefonunuzun modeline göre farklı isimler verebilir. Password kısmında da göreceğiniz gibi bir şifre oluşturuyor otomatik olarak. Ben bu ağı kendi kullanmış olduğum Windows işletim sisteminde kullanmak istiyorum. Telefonumdan oluşturmuş olduğum bu Wi-Fi ağına bilgisayarımdaki Windows işletim sisteminden bağlanmak için bilgisayarımın sağ alt köşesinde kablosuz ağları listelediğim butona bir defa basıyorum. Açılan bu kablosuz ağ listesinde az önce oluşturmuş olduğum ağın ismini burada görüntülüyorum. Ardından ben buradaki otomatik olarak bağlan butonunu deaktif ettim. Bağlan butonuna bastım. Burada onun yerine güvenlik anahtarı kullanarak bağlan diye bir buton seçeneği var. Buna tıklıyorum ve telefonumda oluşturmuş olduğum ağa ait şifreyi hemen buraya yazıyorum. Ağ şifresini girdikten sonra ekrana bu uyarı geliyor. Burada evet diyerek ilerliyorum. Ve kablosuz ağa bağlantı işlemi gerçekleşiyor. Şu an ağ gereksinimleri denetleniyor yazıyor. Bekliyoruz. Kablosuz ağ şifre işlemini gerçekleştirdikten sonra bağlantımız gerçekleşti. Ama göreceğiniz gibi sağ üst köşede internet yok, güvenli yazısı var. Şimdi burada kontrol panelinden bir ayar yapmamız gerekiyor. Başlata tıklıyorum. Başlata internet seçenekleri yazıp buradaki butona tıklayıp giriş sağlıyorum. Ekrana internet özellikleri penceresi geliyor. Buradaki bağlantılar sekmesini tıklayıp sağ alt köşede yerel ağ ayarları yazan butona tıklıyorum. Buraya gelip aşağıdaki ara sonucu başlığı altındaki buradaki kutucuğu işaretliyorum ve kablosuz ağ sinyali yaydığım bu programdaki adres ve port bilgilerini buraya yazıyorum. Sizin de cihazınızda kurmuş olduğunuz bu uygulamada şurada aşağıda bilgiler yer alır. Şu bölgede bir adres yazıyor ve port bilgisi yazıyor. Bunları buraya girdikten sonra tamam diyorsunuz ve buradaki pencereye de tamam diyorum. Sağ alt köşede şimdi gördüğünüz gibi internet listesinde kablosuz ağ listesindeki bu ağ bağlantı gerçekleşti. Bağlı ve güvenli yazıyor. Buradaki internet sayfalarını açmayı deneyelim. Şimdi YouTube'a giriş sağlayabiliyorum. Farklı sitelere girişler sağlayabiliyorum. Burada yapmış olduğumuz şey evimizdeki kablosuz ağ sinyalini bir telefon aracılığıyla tekrar ettik ve kendimize bu cihazı yakın bir noktaya koyarak bu sinyali kendimize yaklaştırmış olduk. Yani Wi-Fi repeater özelliğini kullanmış olduk. Şimdi varsayalım ki artık bu ağa bağlanmak istemiyorsunuz. Başka bir ağa bağlanacaksınız. Bu durumda yine bu cihazla olan bağlantıyı kesiyorsunuz ve
Eski kullanmış olan ağa bağlanmak istediğinizde bağlan butonuna bassanız dahi yine internet yok diye bir ibare görebilirsiniz. Şimdi tekrar ediyorum mesela girmeyi. Eski ağıma bağlanmaya çalışıyorum şu an. YouTube sayfamı açmaya çalışıyorum. Evet, şurada göreceğiniz gibi internete bağlanın diye bir uyarı geldi. Yani az önce yapmış olduğumuz internet özellikleri sayfasından, internet seçenekleri sayfasından tekrardan bağlantılar kısmına gidiyorum. Yerel ayarları butonuna basıyorum. Şurada daha önceden işaretlemiş olduğum kutucuğu deaktif ediyorum. Yine burada ayarları otomatik olarak algıla kısmı açık kalıyor. Tamam diyorum ve bu pencereyi de tamam diyorum. Şimdi tekrardan ağa bağlanıyorum. Evet. Daha önceki modemimin yaymış olduğu kablosuz ağa bağlantıyı gerçekleştirdim. Şimdi internete girişimi deniyorum. Göreceğiniz gibi sayfalar rahatlıkla yine açılabiliyor. Bu yapmış olduğum ayarlar Windows işletim sistemi için geçerli. Siz yine aynı şekilde başka bir Android cihaza da böyle bir ağa bağlanabilirsiniz. Yine bu proxy ayarlarını, yani adres ve port bilgilerini girerek bir ağ bağlantısı gerçekleştirip bu yaymış olduğunuz Wi-Fi ağına siz de bağlanabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada videoyu beğenmeyi ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.